elde mi diyor nüşti bu ekiba ceyranı askeri al deri deri. Berdi kare bu go deri beke bu deri gidet çim ki bu amı kontrol ki bu amı deri bana fikir zaten kontrol kırın. Go da alıdıkar ceyranı dikan iş koyun bu mücmar ya ne abone koyun bu amı saat edin de gelen tepkide de deyik ya sahaya gelen bu tamam. Bu amı saat edin de bilim bu binen deyik kalıyım. Bu herhangi zorluk yetişki mecmanın derine asıyor. Saati kontrol ediyor, nefes anlayı, fotokopi kim kim kışan ne? Hatta dikkat edici kontrol ediyor. Mecman çay, teklif ki çay yine koyun. Bu olan düşün. O bir de yani herhangi sıkıntı getirebi yani. Zorluk ki mecmanın derine asıyor. Ama kendi kendine ana bir hakaret edilmez ki Afka nüfusuma, Afka'da milletime her ikisi de imali en azından bile zararına bir. Cudu da mekinden çıkarsın, önüne tepki bozmuş olacak ya. Abi ya hakaret özüm vermezsin yani bir anlık ya. Baba gün diye melbine getir mi olatı ne kadar? Allah hatun. Ben deli bana bekir. Ben deli bu gün müsaade hem bu hey. Bıcırak gün ne dini mi hey? Baba hatun malatı. Israr yıkır bile lakın zeynekin. Valla ki misafe, va cirani mi, birayı mı tevir mi? Israr yıkır lakın zeynekin. Dava dikan. Hatun hem tevrar uşadı bun. Asker hat kez zıge dikanı. Ben kursi bana danir. Derkete ne tevrem değil. Kamera görüntü yemez yani. Ez ki dükkanı hatı ile neyata derkata sar kürsi ile saati neyata tamamı dükkanı gelen bu kaça hatıra derkat çür. Şimdi abone süreci yemez bir şekilde. Düşün, tanışı müracaat dike. Antikala ka abone adamı. Baba dosya emel ve derine abone. Dış sağlay adam dosya emel düşün teni. Ede cara tüme ba Onur Bey müte Onur Bey. Şefe meyiz Silvan'ı. Ya Onur Bey, az dosya millet etini bahte, şaş mevzeler mehsat tedbini etti, tışkin ki abone nadi var, iptal da bin, elektrikçi emliyor da için proje etini. Şaş mevzeler kadar proje iptal ve cardın için pera dedi projeci, cardın için başvuru yaptıkın, cardın etini dedi tedoşu. Defalarca mehaniye, nezik de bükşine, nerede kahraman araba, nezik de bükşine, ben proje yoktak çekiriye, elektrikçi tezgi mana, hatta saat, hatta hani priz adı neyrel, banyo adı neyrel, her şey neyrel tamamı yazdı ki proje hava foto ve dikşine dedette de şey hem dikşen mantığını de bey arkadaş ben buraya abone vermiyorum. Onur Bey, Silvan Tedaş şefi. Neden vermiyorsun müdürüm? Sulubaha geldi aldı. Neden veriyorsun? Sen buraya delme çatma kaç çekmişsin? Zamanında adam oraya kendi imkanlarıyla kaç çekmiş. Efendim PTT direğe gider. Her bir direk arası 100-200 metre mesafededir. Ben buraya abone vermiyorum. Müdürüm buraya kaç çek. Niye çekmiyorsun? Tamam çekeceğim diyor, çekeceğim. İki yıldır uğraşıyoruz, olmuyor. Ben bunu Vali Bey'e söyledim toplantıda. Sayın Valim, Onur Bey burada, Silva Şefi burada. Bize hat çekmiyor, abone vermiyor. Kendisi Vali Bey ona hatta kızdı, bağırdı dedi. Sen niye oraya vermiyorsun dedi. Tamam vatandaş gelsin, dilekçesini versin, ben oraya hat vereceğim. Bir yıldır gene hala vermiyor, hala vermiyor. Hala orası eski direk ve eski tellerdir. Birçok hane abonesidir, dilekçeleri de buluyor. Dosya kabul. Şu an 6 senedir Dedaş'a gittiğim zaman abone tapu istediğim zaman diyorlar ki tapu ev tapusunu getir. Ev tapusu olmadığı için bana 6 senedir abone verilmiyor. Abi de an, göster, abi de burada, abi de göster. Şu an evi de zaten buradadır. Bir de Dedaş köye geldiğin zaman da bana şu an abone olun verilmediği zaman bir de bana diyor ki ceza yazdıracaklar. Şu an ben haklı yerinde beni haksız yerine koyuyorlar. Ben 6 senedir ben abonesizim. Abone bana istiyor, abone verilmiyor bana. 70 hane var köyde abone verilmiyor. Ben Silvan Sulubağ Mahalle Muhtarı Nevzat Kahramaner. Bütün kamuya duyurmasını istiyorum bu söylediklerimizin. 2 gündür elektriklerimiz Tedaş tarafından kesilmiş. 10 gün, 10 köydür şu an mağdur durumdayız. Bizim tek derdimiz bize atılan o ikramın kaldırılmasıdır. Bizi televizyonlara, gazetelere vermişler. Efendim biz köye gitmişiz. İki haneden başka girememişiz, müsaade etmemişler. Külliyen yalandır. Bizim en az 40-50 tane hanemize girmişler. Jandarma kolluğu, jandarma ile beraber. Ve şu an 15-20 tane hanemize de ceza kesmişler. Ama basına şu şekilde yansıtmışlar. Demişler ki biz Sulubağ'a gitmişiz. Sulubağ'da anons yapılmış. İki tane haneden başka girmemişiz. Külliyen yalandır. Bir tane anons tarafı doğrudur. Diğer o bölümleri de hepsi montajdır. Bir kişinin yaptığı bir hata yüzünden 10 köyü kurban etmiş durumdalar şu an. Ve bize elektrik kesinlikle verilmeyeceğini açıklamasında bulunmuşlar. Şu an biz köy halkı olarak mağdur durumdayız. Bütün dolaplarımız, ondan sonra
imtiyazlarımız durmuş vaziyettedir. Mağduruz, bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Bu iftiranın bizim üstümüzden atılmasını istiyoruz. İstersen elektrik vermeseler bile ama biz bu iftirayı kabul etmiyoruz. Şu an vekillerimize de seslenmek istiyorum. Devlet yetkililerine de seslenmek istiyorum. Bu TEDAŞ'ın zulmünden artık bıktık. İftira atıyorlar bize. Şimdi TEDAŞ ekibi köye girerken hane hane dolaşıyorlar. Bize verilmeyen aboneler yüzünden ceza da kesiyorlar. Kaç yıldır bu köye abone vermiyorlar. Sebebi de tapu. Sebebi de tapu olarak gösteriyorlar. Köyde tapulu alan yok. Doludur. Adam ev yapmak zorunda kalıyor. Ama tapu olmadığı için TEDAŞ buna abone vermiyor. Abone vermediği için de sonradan gelip ceza yazıyorlar. Abone sizdir diye ceza yazıyorlar. Bir diğer konu da vatandaşlardan bu evin, yaptığı evin fen ve sağlık kurallarına uygundur belgesi istiyorlar. Dolayısıyla belediye bunlara bu belgeyi vermediği için muhtarlara yönlendiriyorlar. Muhtar fen ve sağlık kurallarına uygundur belgesini vermek zorunda kalıyor vatandaşa. Ve hiçbir hakkı olmadığı durumda. Mesela köy muhtarı mühendis değil, mimar değil. Fen ve sağlık kurallarına uygundur. Nereden bilsin? Ama mecbur kalıyor vatandaşı mağdur etmemek için. O kağıdın altına mühürünü basıyor, imzasını atıyor. Gene de TEDAŞ bundan şey istiyor, tapu istiyor. Tapu olmadığı için de vatandaş abone alamıyor. Alamadığı için de arada bir bu TEDAŞ ekibi gelip vatandaşa abonesi olmadığı için ceza kesiyor. Vatandaş da korkudan 20-30 bin TL ceza korkusundan evlerini açamıyor. Kimisi açıyor korkudan jandarma geliyor, kimisi açamıyor. Durum bundan ibarettir. İsterse bize elektrik vermesinler ama biz bu iftiranın altından çıkarsınlar. Teşekkür ediyorum. Silvan Suluba köyüne yakınlığından beri elektrikleri kesilmiş. Silvan Suluba köyü ve buna bağlı, bu çevreye bağlı toplamda 10 köyün elektriği bu yazın ortasında kesilmiş. Biz de köy muhtarı ve köy halkını ziyaret ettik. Yapılan haber üzerine biz buraya geldik. Bir hafta önce TEDAŞ ve askerlerle beraber köye gelmişler. Kapısı açık olan, evinde olan köylerin evlerine gitmişler. Elektrikleri, saatlerini kontrol etmişler. Ve biraz sonra belki bazı köylü vatandaşlarımız bu açıklamayı da yaparlar. Yani birçok eve girmişler, eve bakmışlar, saatlere bakmışlar. Kimse engel olmamış, kimse bunlara karşı kuvvet kullanmamış. İstedikleri eve girmişler, saat sayaçlarına bakmışlar. Köyleri dinlediğimiz kadarıyla şimdi burada bir genç gidip şeyde camide anons yapmış. Bu genç kendi kafasına gitmiş, orada bir anons yapmış. Bu da çevrede ceza kesildiği için bu da korkudan gidip camide bir anons yapmış. Bu 10 köyün bütün elektrikleri kesilmiş. Dünden beri köylüler elektriksizdir, çaresizdir, zor durumdadırlar. Gerçekten kabul edilecek bir durum değildir. Biz de parti olarak bunların yanındayız. Bunun üzerinde duracağız. Gereken ne varsa kanuni olarak biz yapmaya çalışacağız. Bunun arkasındayız. Köylülerimizin, kardeşlerimizin yanında yer alacağız.